Herkese Üniversite TV stüdyolarından merhaba. Beyza Turan'la birlikteyiz. Kendisi psikolog. Ben Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2020 mezunuyum. Öğrencilik hayatımdaki çeşitli oluşumlarda yer aldım. Bu sosyal sorumluluk projeleri, yine bizim derneğimizin düzenlediği projeler ve çocuk esirgeme kurumlarında bulundum. Şu anda serbest olarak danışan alıyorum, seanslarımı düzenliyorum. İnsanlara dokunma ihtiyacı duyduğunuz zaman bu bölümde var olmak istediğinizi anlıyorsun. Gerçekten tahammül seviyenizin çok çok yukarılarda olması gerekiyor. Kriz çözme beceriniz aynı şekilde, stres yönetimi yapabilmeniz, zamanı çok iyi koordine edebilmeyi bilmeniz gerekiyor. Psikosomatik olup olmadığını anlamanız için zaten öncelikle kişiler mutlaka bir hekim muayenesinden geçmiş oluyorlar. Eğer gerçekten kötü hissediyorsak mutlaka bir profesyonelden destek alalım. Ertelemeyelim, duygularımızı kesinlikle küçümsemeyelim diyorum. Yani. Sağlıkla programını burada kapatıyoruz. Sağlıkla kalın diyorum. Herkese Üniversite TV stüdyolarından merhaba. Sağlıkla programımıza hoş geldiniz. Bugün sevgili konuğumuz Beyza Turan'la birlikteyiz. Kendisi psikolog. Beyza Hanım, biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Öncelikle hoş bulduk diyorum. Ben Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2020 mezunuyum. Öğrencilik hayatımdaki çeşitli oluşumlarda yer aldım. Bu sosyal sorumluluk projeleri, yine bizim derneğimizin düzenlediği projeler ve çocuk esirgeme kurumlarında bulundum. Mezuniyet sürecime kadar çeşitli klinik stajlarım ve yine sosyal sorumluluk derneklerinde bulunduğum stajlar oldu. Klinik stajımı Balıkkurum Hastanesi'nde yaptım. Çok aynı güzel. Şekilde yine bir özel danışmanlık merkezinde 6 ay kadar zorunlu stajımı yaptım. Bunun dışında çeşitli gönüllü çalışmalarda bulundum. Mezun olduktan sonra bir dönem özel bir rehabilitasyon merkezinde çalıştım. Daha sonrasında yine bir özel hastanede yardımcı psikolog olarak görev aldım. Şu anda eğitim süreçlerimi tamamlamaktayım. Çeşitli terapi eğitimlerini almaya devam ediyorum. Aynı şekilde şu anda serbest olarak danışan alıyorum. Seanslarımı düzenliyorum. Çok güzel. Peki hemen bir soruyla giriyorum ben konuya. Bu mesleği seçmenizin sebebi nedir? Bu çok böyle artık şiir efsanesi olmuş sorular var halk arasında. Bunlardan bir tanesi, işte kendi yaralarınızı mı iyileştirmek için seçtiniz? Yoksa neden kurtarıcı rolünüze çok mu bağlısınız? Birilerini kurtarmakla ilgili bir motivasyonunuz mu var? Bunlar genelde halk arasında konuşulan şiir efsaneleri. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz mesleğinizi seçerken nelere odaklandınız? Çok kıymetli bir hocamızın bu konuda bir sözü vardı. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Çok güzel. Psikoloji bölümünü tabii ki eşit ağırlığı yüzeyde bölümü olması dışında, çok popüler olması dışında seçen, gerçekten bu alanda var olmak isteyen psikolog adaylarının aslında seçimini psikoloji yönünde yapması değil de bu bölümün psikolojiyi bizi seçtiği ile ilgili çeşitli sözler, söylemleri oluyordu. Nasıl seçiyor bizi bölüm? Bölüm sizi şöyle seçiyor. Aslında siz kendi hayatınızda yine çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanların bazı sorunlarına ya da sorun olarak gördüğünüz şeylere dokunma ihtiyacı hissettiğiniz zaman, hayatta gerçekten bir şeyleri değiştirme rolü üstlendiğiniz zaman, o sorumluluğu hissettiğiniz zaman, insanlara dokunma ihtiyacı duyduğunuz zaman bu bölümde var olmak istediğinizi anlıyorsunuz. Fark ediyorsunuz değil ben mi? Ben buna evet psikolojinin sizi çekmesi diyorum. Farklı meslektaşlarım da aynı şekilde bu alanda gerçekten bir şeyler yapmak isteyen meslektaşlarımız bu şekilde söylüyorlar. Peki mesela hangi kişilik özellikleri olması gerekiyor size göre?
İnsan sevmeniz gerekiyor. Gerçekten hı hı. sabırlı olmanız hı. gerekiyor. Sabır en önemli, en kilit kelime değil mi? Kesinlikle. Çok kilit bir nokta sabır. Gerçekten tahammül seviyenizin çok yüksek çok yukarılarda olması gerekiyor. Kriz çözme beceriniz aynı şekilde. Stres yönetimi yapabilmeniz. Zamanı çok iyi koordine edebilmeyi bilmeniz gerekiyor. Zaten bölümün şu anda getirmiş olduğu belli sorunlar, sıkıntılar var. Şu anda yine birçok meslektaşımızın muzdarip olduğu, meslek yasasının şu an halen daha Türkiye'de yürürlüğe konmaması, doktorların ve çeşitli meslek gruplarının dahil olduğu tabip odası gibi çeşitli kuruluşlar ve odaları varken psikologların halen daha bir odasının olmayışı, bu gibi birçok aslında sıralayabileceğimiz sorunlar var maalesef. Hı hı. Bu gibi durumlarda gerçekten sizin mesleğinizi çok sevmeniz gerekiyor ki bu gibi problemleri tolere edebilin. Ve de dayanabilin. Yani aynen öyle. Motivasyonunuz düşmesin. Peki bir de şöyle de bir problem görüyorum ben, gözlemliyorum. Terapi almak, psikolojik destek almak hala tabumuz ülkemizde. Maalesef evet. Hı. Ama tabu olmasının dışında benim öncelikli problem olarak gördüğüm konu şu anda terapi hizmetinin herhangi bir özel hastanede veya yine bir tıp merkezinde veya hı hı. özel kliniklerde halen daha çok ciddi bir lüks halinde olması. Psikolog hı. olmak da aynı şekilde. Toplumda zaten istatistiksel olarak bakıldığında terapi hizmetine erişebilme olanağının çok kısıtlı olması zaten başlı başına bir problem. Hı. Ama bunun dışında tabu olması da yine terapi hizmeti alınmasında çok ciddi bir ketleyici tabii ki. Ama içine doğduğunuz il, toplumsal konum, bunlar da yine çok önemli etken. Yani şu an bakıldığı zaman İstanbul'un çok daha aslında sosyokültürel olarak yüksek konumda görebildiğimiz bir semtinde terapi hizmeti almanızla aslında Türkiye'nin belki çok da fazla terapi anlamında ilerlememiş noktalarda hizmet almanız çok daha farklı. Yani tabusal anlamda da aslında biz kesinlikle Türkiye'nin her konumunda aynı durumda değiliz. Hı hı. Ama bunun dışında terapinin lüks olması da yine hizmete ulaşım anlamında çok ciddi bir problem. Tabii parasal anlamda da lüks. Yani aynen pahalı öyle. Bir hizmet bu. Bir de şunu da ben gördüm son dönemde. Özellikle pandemi sürecinde insanlar biraz daha bu işi profesyonel olduğunu algılamaya başladılar. Evet, evet. Şimdi biz çok ilişkisel bir kültürden geliyoruz. Yani biz çok esasında meraklıyız da birbirimizin evet. işlerine burnumuzu sokmayı. Evet. Esasında çok iyi niyetle yapıyoruz ama bazen o iyi niyette çok ciddi zararlar verebiliyoruz. Yani eş, dost, evet. akraba, arkadaş, bunlar çok kıymetli değerler. Ama bir taraftan da bu kadar özelimizi aştığımız zaman doğal olarak da herkes kendi hissiyatını size dayatmaya çalışıyor işte. Ama ben son dönemde bunun biraz daha profesyonel ellerinin yapılmasının gerektiğinin insanların farkına vardığını gördüm. Sizin gözlemleriniz nedir bu konuda? Şimdi şöyle bir durum var tabii ki. Pandeminin getirdiği aslında hı hı. olumlu etkilerden evet. birisi olarak söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde pandemiden dolayı online terapi hizmetinin gelişmesi bir tık daha aslında o ön yargıyı ve terapiye yönelik direnç dediğimiz durumu, yani direnç dediğimiz şey hı hı. nedir? Yine gitmek. Terapi hizmeti alma noktasında istek ve ihtiyacı olan bireylerin aslında kendini süreç anlamında hazır hissedemediği için bir türlü o terapiye gidememesi. Çok yani doğru. bir şey olur da aslında siz randevunuzu bile almışsınızdır kurumdan. Ama o gün gitmek istemediğiniz için hani bir bahane bulursunuz kesinlikle. Ya o gün bir işim çıktı veya unutursunuz, randevunuza geç kalırsınız. Aslında yine örtük bilincinizde terapiye karşı geliştirdiğiniz bir direnç olur. Bu gibi noktalar biraz online terapinin gelmesiyle kırıldı. Yine pandeminin etkisi diyebiliriz dolaylı yolda. Kolay ulaşılabilir oldu. Aynen öyle. Hı, bu destek tabii süreci. Online terapinin biraz daha ekonomik anlamda da kişileri çok fazla zorlamaması yüz yüze terapiye göre yine biraz daha olanakların bir tık da olsa genişlemesine sebep oldu.
Bu noktada katılımın arttığını söyleyebilirim. Evet. Peki bu mesleği seçeceklere tavsiyeniz neler? Çünkü çok uzun soluklu bir süreç. Yani ben lisansı bitirdim, tamam bu iş bitti artık bu işin erbabıyım diyemiyorsunuz. Her işte böyle ama insan ve toplumla çalıştığınız zaman dengeler çok hassas. Yani çok ciddi zararlar verilebiliyor, çok dikkat edilmesi gerekebiliyor. Sürekli kendinizi yenilemek zorundasınız. Bütün yeni araştırmaları bilmeniz, okumanız, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Aynen. Sizin bu konuda tavsiyeleriniz neler olabilir? Hiçbir zaman durağanlıkta kalamayacağınızı öncelikle bilmesi gerekiyor. Psikolojiyi seçecek arkadaşların özellikle. Bazen danışanlarınıza karşı çok sığ kaldığınızı hissedebiliyorsunuz. Bu noktada sürekli süpervizyon desteği almanız gerekiyor. Pahalı da esasında eğitim. Yani kesinlikle. Ucuz bir eğitim değil. Her bir eğitimin ciddi esasında bütçeler gerektiriyor katılabilmek kesinlikle. için. Kesinlikle. Bu noktada aslında birçok yeni mezunun da hem çalışarak hem de akademik eğitimlerini yine devam ettirdiğini, eş zamanlı olarak ikisini sürdürebilmeye çalıştığını görüyoruz. Yeni mezun psikologların aslında en çok zorlandığı konu bu. Yani zamansal anlamda çok sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Seans vereceğiniz zaman zaten yeni seans vermeye başlayan arkadaşlar göreceklerdir. Bazen danışanlarınızın saatleriyle uyuşmayabiliyor, yüksek lisans yapan arkadaşlar için de aynı şekilde ders saatleriniz, seanslar, çalışma rutininiz tabii ki ekonomik anlamda da ciddi bir sermaye olması gerekiyor arkadaşların. Eğitimleri her yerden alamıyorsunuz. Bu da çok ciddi bir problem. İyi bir hocadan almanız gerekiyor. Bunlar bu noktada birkaç sene öncesine kadar çok daha tercih edilen bir bölümken şu an bir tık daha aslında kişilerin acaba seçsem mi dedikleri bir noktaya varmış durumda şu anda. Bu yüzden aslında gerçekten burada olup olmak istemediğini bilmesi gerekiyor. Bilmesi Çünkü çok bu önemli. Ağır bir eğitim. Yani bu kadar ağır eğitim aldıktan sonra hadi olmadı bu da bana uygunmuş demek biraz zaman kaybı da olabiliyor. Zaman kaybı olabiliyor. Maddi, maddi kayıp çok ciddi olabiliyor. Bir kayıp olabiliyor. Alanda bulunduktan sonra yani zaten ikinci, üçüncü sınıfta devam edip etmek istemediğinizi biraz algılamanız gerekiyor. Evet, keşfediyorsunuz. Ama klinik psikoloji seçmeyecek arkadaşlarda da aynı şekilde hangi alt alana yönelebilirim? Çünkü çok fazla alt alan var. Şimdi tabii. Bakıldığı zaman toplumun bildiği psikologların evet, yüklediği bu konuda bir... da çok bilgi vermek gerekiyor. Bence evet. Biraz aydınlatmak gerekiyor gençleri. Mesela iş imkanları neler? İlla herkes seans yapmak zorunda mı bu bölümü Yani kesinlikle bitirdikten değil. sonra? Yani aslında bu da çok ciddi bir ön yargı. Kesinlikle Halen ön daha yargı. aşılamamış bir şey. Endüstri psikolojisi var. Yine reklamcılıkla uğraşan Moda meslektaşlarımız psikolojisi var. var son günlerde. Moda psikolojisi var. Yani psikoloji ucu bucağı olmayan bir Her alan yere dokunan. olmasına rağmen, aslında insanın olduğu her yerde olmasına rağmen klinik psikolojinin aslında bu kadar vurgulanması toplumun içinde bulunduğu aslında ihtiyaçlara dayanan bir durum olduğunu düşünüyorum Ne ben. tür ihtiyaçlara? Aşılamamış sorunlar, aslında terapiye yönelik bu kadar ciddi bir ön yargı varken aslında sizin ona ihtiyacınız olduğunu da bilmeniz. Evet, gitmem gerekiyor. Çok ciddi sorunlarım var ama nasıl olsa çözülür düşüncesinin halen daha Devam ettiği değil devam mi? ediyor oluşu. Klinik psikologlar hem ihtiyaç duyup hem de aslında gitmemek için çok ciddi bir neden. Direnç Direnç. göstermeleri. Aynen öyle. Psikologlar tarafından baktığınızda da ciddi bir adanmışlık gerekiyor. Yani her işte adanmışlık var başarılı olabilmek Evet. için ama özellikle bu işte bir kere karşınızdaki çok iyi dinlemeniz gerekiyor, empati kurmanız gerekiyor, buna ciddi niyetiniz olması gerekiyor. Dış dünyada kendinizle ilgili birçok sorunuz varken çok ciddi fokuslanmanız, çok ciddi odaklanmanız gerekiyor. Aynı zamanda gerekiyorsa da o kendi yaralarınıza dokunmaması için bu karşılıklı terapi sürecin onlarla da ilgili destek almanız gerekiyor. Ve Baktığınızda. sürekli data verinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Bir noktada aslında tıkandığınızı düşündüğünüz an yine süpervizyon alma ihtiyacı Bitmiyor. duyuyorsunuz. Hiç bitmiyor. Sürekli Kesinlikle eğitim. aslında mesleğinizi sürdüreceğiniz yıllar boyunca öğrenci olduğunuzu kabul ederek zaten başlıyorsunuz. Başlamadığınızda çok ciddi bir kırılma durumu oluyor. Çünkü birçok meslek alanında kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Eğitimler evet belli bir noktaya kadar oluyorlar. Stajlar aynı şekilde belli bir noktaya kadar oluyorlar. Ancak bunun ne kadar süreye mütakip olduğu belli bir
süreyi oluşturuyor. Ve siz bir eğitim alıyorsunuz. Yabancı dilinizi geliştirmeniz gerekiyorsa geliştiriyorsunuz. Bilgisayarla ilgili bir işle uğraşıyorsanız o programı öğrenmeye yine fokuslanıyorsunuz. Burada böyle değil. Bu gerçeği bilerek başlıyorsunuz zaten. En azından başlamanız gerekiyor. Bu noktada hiç size uymayan, aynı şekilde bağlamsal olarak yine sıkıntı yaşayacağınız, yine sizin travmalarınıza dokunacağınızı düşündüğünüz bir danışan kabul ettiniz diyelim. Yine o noktada süpervizyon almanız gerekiyor. Peki son günlerde özellikle bu psikosomatik rahatsızlıklar çok gündeme gelmeye başladı. Şimdi fizyolojik rahatsızlıklar zaten biliniyordu. Fizyolojik rahatsızlıklarla ilgili destek almak zaten çok sıradan bir şey. Ama günümüze geldiğimizde bir baktık ki esasında fizyolojik mi yoksa psikolojik mi? Yani çok iç içe geçmiş. Psikolojik sağlığımız yerinde olmadığı zaman çok ciddi bambaşka türlü rahatsızlıklar bizi bekliyor. Bu psikosomatik rahatsızlıklar konusunda neler aktarabiliriz? Neden oluyor? Yani nasıl bir de anlayacağız? Bu fizyolojik mi, psikolojik mi? Psikosomatik olup olmadığını anlamamız için zaten öncelikle kişiler mutlaka bir hekim muayenesinden geçmiş oluyorlar. Genellikle zaten en ayırıcı nokta, hani kişiler çünkü bilmek istiyor, psikolojik mi, fizyolojik bir nedene mi dayalı, yoksa ikisi bir arada mı, o eş güdümlü giden bir durum mu var? Öncelikle bunu tespit etmek gerekiyor. Gerekli tıbbi testleri, tahlilleri mutlaka yaptırmış oluyorlar. Çok iç içe geçmiş değil mi? Yani çok iç içe geçmiş. Fazla. Bazen gerçekten ciddi fiziksel rahatsızlıklar var. Evet, bunlar belli araçlarla doktorlar tarafından tespit edilebiliyor. Ama en temelinde ruh sağlığı yatıyor diye düşünüyorum ben. Tabii ki stresin getirdiği yine fizyolojik rahatsızlıklar var. Ama mutlaka ayrıcı noktada bu kişiler bütün tahlillerden geçmiş oluyorlar. Kesinlikle net bir sonuca erişilememiş oluyor. Migren gibi aslında kaynağı belli olmayan rahatsızlıkların yine psikolojik olduğunu, psikosomatik olduğunu söyleyebiliriz. Egzamalar, cilt sorunları, gastroenteral problemler, sindirim, çölyak rahatsızlığı aynı şekilde, bağırsak florası yine ikinci beynimiz bağırsak. Bunlar iki sürecin bir arada bulunduğu rahatsızlıklar. Ama bunun dışında salt olarak bir psikosomatik ağrıdan ya da rahatsızlıktan söz edebilmemiz için kişinin net olarak bir fizyolojik tanı almamış olması, yani herhangi bir kuşku kalmaması için elimizde çeşitli tahlillerden geçmiş olması ve net bir sonuca erişilememesi. O an kişinin içinde bulunduğu ağrı ya da semptomun, mesela bir topluluk içine girdiniz, sosyal kaygınız var ve siz bunun farkında değilsiniz. Ya da en azından bu konuyla ilgili bir destek almadınız, teşhis konulmadı vesaire. Bu gibi durumlarda yine topluluk içine girdiğinizde elleriniz titremeye başlıyor, baş dönmesi, mide bulantısı, karında çok ciddi ağrılar, migreniniz tuttu denir yine topluluk toplum içerisinde. Bunlar çok bildiğimiz aslında psikosomatik olduğunu bir türlü kabul etmediğimiz şeyler. Hani aslında bir arkadaşımıza söyleriz de psikolojiktir, çok kafaya takıyorsun o yüzden olur gibi yine basit bir ibare geçer ama aslında siz onu düşünmek istemezsiniz. Birisi size psikolojik olduğunu söylediğinde hayır bunun altında mutlaka bir şey var, çok ciddi bir rahatsızlığım var inancı, kişinin aslında onu ispatlama isteği. Bir diyaloğa girdiğinizde zaten bu kişileri fark edersiniz. Bir de mesela benim şöyle gözlemlerim oluyor. Ya psikolojik rahatsızlık, yani bunun altında psikoloji biraz şımarıklıkmış gibi algılanıyor çevrede. Bu konuya tekrar geleceğim biraz sonra ama toplumumuzda da böyle bir yargı var. Yani bir şeyi kafaya takıyorsan, bir konuyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyorsan, eğer belli şeyler oturmuşsa hayatında, bu böyle hissetmen lüksmüş gibi geliyor. Yani bir de zaten kendi dünyanda bunları yaşıyorsun. Ya da birey zaten kendi dünyasında bunun acısını çekiyor. Çözüm yollarını bulamıyor. Bir de etraftan da böyle yansımalar geldiği zaman esasında bu biraz daha olayı derinlemesine yaşamasına sebep oluyor diye düşünüyorum. Daha sonraki süreçlerde kişi bunu içselleştiriyor. Terapiye gitme motivasyonu kırılıyor, terapi alamıyor. Gerçekten sahip olduğu bulgular daha da ağırlaşıyor. Çünkü kendini suçlamaya başlıyor. Yani ben böyle hissediyorum, demek ki bende bir gariplik var. Yani ya da ben böyle yaşıyorum, yani çok fazla mı şey istiyorum hayattan?
Ve yine önce konuştuğumuz terapi hizmeti almaya karşı yine kişinin ketlenmesinin en büyük sebeplerinden biri. Bu sefer yatılı serviste çalıştığım dönem gelen yatış hastaları aslında hep daha öncesinde self-harm davranış dediğimiz Kendine davranışlar zarar var. verici davranışlar. Kendine zarar verici davranışlar. Ergenlerde daha sık olarak gözlemlediğimiz ama şu an günümüzde çok da aslında yetişkinlerde yaygın bulunan sadece toplumsal olarak verilerin bir tık daha ergenlere göre düşük olması ya da bunun çok fazla akademik çevrede yayınlanmamasından dolayı şu an ergenlerde daha sık rastlandığını biliyoruz. Bu gibi durumlara aslında rastlamamızın en önemli nedeni, onun için şu an tam yerinde bir soru oldu. Siz onları erteledikçe, sorunlarınızı erteledikçe çok ciddi bir etkiyle büyütmüş oluyor kişi durumu. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sorunlar bu sefer yatış durumuna gelecek kadar. Çok daha kronikleşiyor. Çok daha kronikleşen, çok daha ağırlaşan, çözümü kişi için çok daha aslında ulaşılmaz. Yıpratıcı. Yıpratıcı, yıkıcı. Ve uzun. Aynen öyle. Tedavi sürecinin de aynı şekilde daha uzun sürdüğünü en azından bildiğimiz bir noktaya varabiliyor. Peki mesela şey diyorlar, sürekli dikkat çekmeye çalışıyor. Yani gerçekten bu algı var toplumumuzda. Çocuk da bir şey, bir hareket, davranış bozukluğu mesela çocukta var. Gözlemliyoruz. Bunu bence biraz detaylı konuşabiliriz. Çocuk davranış bozukluğu gösteriyor. Aile diyor ki dikkat çekmeye çalışıyor. Herhangi bir birey, işte baş ağrısı çekiyor, çok ciddi sorunlar yaşıyor, ağlama krizleri, öfke nöbetleri, dikkat çekmeye çalışıyor, ilgi çekmeye çalışıyor. Yani sonuçta, sonuç olarak daha doğrusu, evet ilgi çekmek olsa bile en temelindeki motivasyon orada bir rahatsızlık var. Evet. Onu görmüyoruz sanırım. Öyle değil mi? Kesinlikle. Görmek istemiyoruz belki de. Kesinlikle. O noktada aslında dikkat çekme davranışı olarak bunun yorumlanmasının nedeni ne? Yani hikaye çok önemli. Bakın mesela çocuk dikkat çekmek için çeşitli davranışlar sergileyebilir. Bir arkadaşıyla kavga edebilir. Sınıf içinde farklı tepkiler gözlemleyebilirsiniz. Çok seslidir, gürültücüdür, kavga çıkartır. Ama neden self-harm davranış olduğunu hiç ebeveyn düşünmez. Evet, dikkat çekme davranışı altında da toplayabiliriz. Ama neden bu davranışı seçti? Kesinlikle en temelinde ne yatıyor? Neye Hangi ihtiyacı var? Hangi ihtiyaca hizmet ediyor? Başka bir şey değil de neden? Veya self-harm davranış gösteren bir çocuk. Direkt self-harm davranış göstermeye başlamıyorlar. Sizin Adım gözlemlediğiniz adım. O olduğu için aslında ona giden adımları birçok ebeveyn maalesef hala yatsıyor. Bunun öncesinde ipuçları oldu mu? Mesela ne Aldığımız gibi öykülerde... ipuçları olabiliyor? Ebeveynlere neler söylemek istersiniz ekranlarımızda? Genellikle, Niye dikkat etsinler? Genellikle bunu dile getiriyorlar. Dile getirmeseler de siz bunu bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok dikkatli olduğunuzda çizdiği resimlerden tutun, arkadaşlarıyla konuşması, izlediği, tercih ettiği videolar, girdiği siteler, size uymayan bir davranış olduğunda onu cezalandırdınız. Evet, bu tekrarlanırsa şöyle olacak. Diyelim o gün kendisine zarar vereceğini söyledi ve siz bunu bir şekilde arka plana attınız. Önemsemediniz. Evet, nasıl olsa yapamaz. Yapsa bir şekilde görürüm, fark ederim. Okulda yine yanında hocası olur. Bir şekilde engel olurlar. Zaten böyle bir şey yapamaz düşüncesinden dolayı çok fazla üzerine eğilinmiyor. Bu davranışın esasında temelinde de biraz kültürel yaklaşımlar da yatıyor. Bu duyguları pek önemsemiyor muyuz acaba? Kesinlikle. Daha çok davranışa yöneldiğimiz için o davranışa giden söylemler. Çünkü davranış dediğimiz şey aslında temelinde duygular. Duygulardan sonra siz düşünceye ulaşıyor. Daha sonrasında en son davranış. En son davranış. Aynen öyle. Davranışa giden yolda nasıl bir süreç işledi? Yani bu çocuk önceden ne hissediyordu? Son zamanlarda nasıl şeyler konuşuyordu? Size karşı davranışları nasıldı? En son aslında self-harm davranış gelişiyor. Biraz kendimizi tanımakla ilgili, duygularımızı bilmekle ilgili, yani ne tür duygular yaşıyoruz, bunu anlamakla ilgili bir farkındalığımız olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu konuda bastırmak, yok saymak ya da önemsememek yerine, yani öyle hissediyorsam öyledir diyebilmek gerektiğini düşünüyorum ben. Bir de baktığımız zaman psikolojik destek almak, yani bu sürece erişebilmek, koruyucu sağlığı da beraberinde getiriyor. Hem psikolojik sağlığı getiriyor ama aynı zamanda fizyolojik sağlığı da beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Şimdi genel olarak yine toplumumuzda son noktada
terapiye En dibe gitme. vurduktan Aynen, sonra en değil dibe mi? girdikten sonra zaten bir şekilde çözümlenir. Veya aynı şekilde bu dini cenahta dini olgulara sarılma, bizim o hocalara gitme durumu vesaire gibi şeyler toplumumuzda çok yaygın konular. Aynı şekilde etiketlenme korkusu, el alem ne der düşüncesi gibi şeyler yine terapinin son dakikayı bırakılmasına sebep olan şeyler. Zaten kişi şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı duygularını kabullenmek istemediği gibi yine bunları konuşamadığı bir ortama giremediği için aynı şekilde çevresi tarafından da yargılanacağından korktuğu için bu bütün etkenler birleşiyor ve sizin yine duygularınızı bastırmanıza sebep oluyor. Girdap gibi esasında. Çok zincirleme işleyen bir süreç maalesef. Ama çözüm yine terapide. Bir de şu da var. Yani o kadar gerçekten yataktan kalkamayacak ya da dışarı bir arkadaşınla kahveye gidemeyecek noktaya gelmeden bazı şeyleri fark edip bunun lüks olmadığının bilincinde olup bir şekilde duygularla ilgili sıkıntı yaşadığı zaman insanın, bireyin, tabii imkanlar dahilinde, en başında da söylemiştik, bu kolay bir süreç değil. Hem ulaşım anlamında destek almaya hem de maddesel anlamda da biraz pahalı bir süreç. Ama böyle bir imkan varsa en azından, ya da devlet hastanelerinde nerede, hangi noktaya ulaşabiliyorlarsa bir an önce bu konuyla ilgili adım atmaları gerekiyor. Bunun, ailenin de bunun Kesinlikle. bilincinde olması gerekiyor diye Kesinlikle. düşünüyorum. Şu anda aslında bununla ilgili imkanlar bir tık daha İyi genişledi gibi, evet, diyebilirim. aile danışma merkezleri kuruldu, Aynen öyle. hastaneler bedava hizmet vermeye başladılar diye biliyorum. Aynen öyle. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin Çalışmaları açmış var. olduğu çalışmalar var, ücretsiz terapi ile ilgili. Ancak bunların dışında kişilerin terapi hizmeti almak için de belli bir motivasyon olması gerekiyor. Kesinlikle. Değişebileceğine inanç İnanmış. duymayan bireylerin yine terapiye gitme Motivasyonları olasılığını yok. Çok düşük. aynen öyle. Daha sonraki terapiye devam etme süreci de bir tık daha kendisinde iyileşme gözlemledikten sonra oluyor. Bu motivasyonel çalışmaları yine bir ürünü. Nasıl? Siz bir şey yapmak istiyorsunuz diyelim ve bununla ilgili bir adım atmıyorsunuz. Terapiye girişte de aynı şekilde böyle. Ben evden Hissediyorum dışarı ama çıkmıyorum. ulaşmıyorum. Ben evden dışarı çıkmıyorum mesela. Bir adım atmıyorum Hiçbir adım. iyileşmeye dair. Çok güzel bir Daha da konu. kötüleşiyorum. Motivasyon sıfırlandı. Sıfırlandı. Aynen. Yataktan çıkamaz hale geliyor. Sizin bu bireyi terapiye gitme konusunda ikna etmenizle ya da kişinin kendisine terapiye gitme motivasyonu bulmasıyla bir kez en azından terapiye gitme girişiminde bulunmuş. Evet, devam etsem ya bir şeyler değişebilir Evet, ama düşüncesiyle. tam da emin değil gibi Evet, tam sanki. emin değilim, arada kaldım diyen kişinin gerçekten devam etme ve iyileşme süreci içinde biz çok ciddi bir farklılık görebiliyoruz. Bir de bilmeleri İlk adım gerekiyor. çok önemli o İlk adım yüzden. çok önemli İlk ama adım. biraz da bilinçli olmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Evet. oradaki kişinin, psikoloğun bir şekilde elinde sihirli değnek yok. Evet. Yani keşke çok kolay olsa böyle bir hani hokus pokus yapalım, gelelim işte ilacı yazalım ya da işte MR'ı çekelim, gönderelim, budur Kilit desin. nokta o zaten. Kişinin Kendisinin kendisini değiştirebileceğine duyduğu inanç ve daha yüksek destek olduğu isteği. durum var. Hani bir el değsin, bana bir şeyler dokunsun ama asıl eylemi ben gerçekleştireceğim. Terapi içindeki aslında ana nokta benim, ana karakter benim. Kesinlikle. Başrol onun. Başrol benim. Gerçeğini kabul eden kişilerdeki iyileşme oranıyla da yine başkasından bu noktada iyileşme noktasındaki taleplerinin yüksek olan bireyler arasındaki Çok iyileşme ciddi. oranında çok ciddi farklılıklar görüyoruz En seanslar azından hani içerisinde. küçük küçük adımlar da olsa buradan bizi dinleyen Evet. gençler de sevgili seyircilerimiz de bilsinler. Yani böyle bir sıkıntı hissediyorlarsa küçük adımlar da olsa, küçük hamleler de Evet. olsa bir şekilde onu hani eşiği geçmek deriz ya. Evet. O geçebilme sürecini hem destek alsınlar hem de yapabileceklerine Çünkü inansınlar. devamı geliyor. Geliyor. Arkası geliyor. O eşiği geçtikten sonra Kesinlikle. yani küçük illa bir anda 5 adım atmaları gerekmiyor. Ben her zaman şöyle düşünüyorum. Bir sıfırdan iyidir. Tabii ki keşke 3'ten başlasak, keşke 10'dan başlasak ama başlayamıyorsak en azından o bir için ne yapabilirizin Evet. farkında olmak, onun için çaba sarf etmek gerektiğini Evet. düşünüyorum ki bu profesyonel kişilerde onlara sağlıklı destek, o kaldıraç görevini görebilsinler. Yapabildiklerini ve ufak ufak da olsa bir şeyleri değiştirebildiklerini gördükleri zaman Yaşamaları lazım. zaten kendileri
seans almaya başlıyorlar. Yani siz onu aslında terapi odasına girişte de görüyorsunuz. Randevuları daha istekli almaya başlıyor, daha erken geliyor. Yani terapiye gelen kişilerin de siz aynı düzende olmadığını fark ediyorsunuz. Bir de şu var, İlişme yani... İlişme süreci zaten temelinde burada başlıyor. Hem o hem de şunu görmeleri gerekiyor. Yani tamam, böyle bir şey yaşıyorum şu anda, iyileşmiş evet. değilim ya da kendimi kötü hissediyorum ama eylemle de başlıyor iyileşme. Öyle evet. değil mi? Yani ilk önce eylem geliyor, eylemin arkasında duygular yavaş yavaş kendine göre değişmeye başlıyor. Ama evet. hiç eylem atmazsa, hiç eyleme girmezse ya da o hareketi başlatmazsa o duygu yoğunluğu bir şekilde devam edecek. Evet, şöyle bir şey değil esasında. Ben bu duyguyu yaşıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Evet, ben bu duyguyu yaşıyorum. Duygu yaşamaya devam edeceğim. Bunu bilmek lazım. Duygum bir anda yok olmayacak. Duyguyu, bu yoğun duyguyu yaşayacağım ama o yoğun duyguya rağmen kaç adım atabilirim? Bir adım mı, yarım adım mı, 0.25 mi, çeyrek mi, neyse o, onu bulup yavaş yavaş yükselmek gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru. Aynı şekilde biz bunu belli terapi modellerinde de uyguluyoruz. Nasıl? Bizim bilişsel terapi modeli dediğimiz, bilişsel davranış terapi şu an en yaygın evet, olarak kullandığımız. Duygu düşünce davranış. 3D diyorum ben. 3D, aynen, aynen öyle. Direkt olarak bunu uyguluyoruz. Kişi iş bulamıyor mesela. İş bulamadığından dolayı. Kronikleşmiş depresyon, sıkıntı, aynen öyle. Kişi iş bulamayacağım dediği zaman iş aramamaya başlıyor. İş aramadığı için iş bulamıyor. İş bulamadığı için depresyon, bakıyorsun başta semptomlar çok başlıyor. Ciddi bir şekilde artmış. Çok ciddi bir kısır döngü var. Sizin onu nerede kıracağını fark ettirmeniz gerekiyor. Hani hep sorularda da zaten olur. Siz ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz? Evlilikle ilgili sorarlar, ilişkiyle evet, ilgili sorarlar. Boşanmalı mıyım, bu işe girmeli miyim, işimden ayrılmalı mıyım? Siz onu keşfettiriyorsunuz. Kesinlikle. Hani o dediğimiz aslında neyse evet, o. Böyle de olabilirmiş. Hangi konuda olursa olsun fark etmez. Tabii. Onu fark ettirebilmek önemli. Zaten temelinde sonuçta kendi ulaşıyor. Tabii ki bu bir kere böyle bir bunun böyle 2+2 ederi yok. Yani herkesin kırılma noktası farklı. Evet. Onu bilmesi gerekiyor. Yani terapi dediğimiz şey zaten psikoeğitim. Ayrıntılandırılmış ve belli modellere ayrılmış psikoeğitim biçimidir. Farkındalığı düşük hastalardan tutup farkındalığı yüksek danışanlarda oluyor tabii ki. Ciddi tabii. eğitim ve sosyokültürel farklılıklar çok farklı olabiliyor. Tabii. Ama temelinde ya çok ciddi bir direnç görüyorsunuz ya da iyileşme isteği çok yüksek olmasına rağmen ilk adımı atmamış ya da atma konusunda kendine belli sebeplerden dolayı ketlemiş kişilere rastlıyorsunuz. Doğru. Mukayese etmemeleri gerekiyor aynen başkalarıyla. Öyle. Yani dışarıdaki hayatta bir sürü insan çok farklı bir şeyleri yapabiliyor evet. olabilir. Çok daha hızları farklı olabilir. Yani hepimizin hızı birbirinden farklı ama orada... bir şekilde daha pozitif düşünerek yani kendi hızında ne kadar ilerleyebilirin, kırılma noktası nerede olabilirin peşine düşmek gerektiğinin evet. farkında olmaları evet. gerekiyor. Çok aslında polyanlacı olmakla çok farklı gerçekçi şey. Olmanın tam ortasında bir noktada şey. Olmalarını biz en çok istiyoruz, tercih ediyoruz. Ümit de olacak tabii ki. Çok kısa bir süre içerisinde ciddi bir değişim beklemek de değil tabii ki. Aslında. Çok uzun vadelere yayılmış ve aslında çok belirsiz görünen, muğlak bir tabloda değil. İkisinin arasında ama her şeyden öncesinde iyileşmenin aslında kendi temelinde yattığını bilmesi. Yani bunu kendisini değiştirebileceğine inanması. Ve ona göre fark destek etmesi. Alması. Evet. Bu arada ben çok sevdiğim bir konuya hemen girmek tabii. istiyorum. Çok da güncel bir konu. Duygusal yeme. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani bu duygusal yeme özellikle... Yeme bozukluğu, yoksunluk, duygusal yoksunluk çok gündemimizde var. Hatta çok espri konusu olmaya başladı insanlar arasında. Ben bu akşam çok yedim, kesin duygusal bir problemim var. Ya da çok şu anda kendimi çok kötü hissediyorum, kendimi buzdolabına kapatacağım gibi. Ama esasında çok ciddi bir problem. Böyle espriyle geçilebilecek bir durum değil bizim bakış açımızdan değerlendirdiğimizde. Ve gündemde de gitgide artan, istatistiksel anlamda da artan yeme bozuklukları görüyoruz, rahatsızlıkları görüyoruz. Obeziteden durun, çok aşırı zayıflama, yeme, kusma davranışları bir hayli gündemi meşgul etmektedir. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
İlk olarak kişinin kendine yönelik değer algısının bedeniyle ölçüldüğü inancının çok yoğun olduğunu görüyoruz. Çok fazla arttı, çok arttı değil mi son günlerde? Çok fazla arttı. Ama genel olarak ortak özellik anlamında bakacak olursak hepsinde aslında bedenine yönelik bir değer algısı oluşturma. Yine toplumun daha beden çok... Beden imajı değil beden mi? Beden imajı aynen öyle. Beden dismorfik bozuklukla da mesela çok karıştırılır. Değil yani, esaslı tam değil mi? Çünkü beden yok. Dismorfik bozukluk çok klinik, çok ciddi bir problem. Çok çok ciddi bir problem. Tabii bu seviye olarak da değişebiliyor. Tabii, düzeyi değişiyor. Yani düzeyler de değişebiliyor. Yani daha hafif düzeyde bir beden dismorfik bozukluk... rahatsızlığıyla çok ciddi bir yeme bozukluğunu hani bakıldığı zaman kıyaslayamayabiliriz bile. Biraz açıklayabilir miyiz beden dismorfik bozukluğunu? Beden dismorfik bozukluk kişinin kendi tüm bedenine yönelik aslında aşağıda görme hissi. Yani en temel olarak açıklanacak olursa bu kaş, göz, saç her şey içinde düşünebiliriz. Yani bütün vücudunuzu, dış görünüşünüz, fiziksel memnun özellikleriniz, olmama hali. Memnun olmama hali. Bu çok beğendiği birisine benzeme isteğiyle de aslında kendini gösterebiliriz. Çok fazla cerrahi operasyona çok başvururlar. Fazla, evet. Aslında yeme bozukluklarıyla çok fazla ortak noktası var. Evet, çok paralel gidiyor. Ama yeme ile ilgili kısmını aslında daha ağır işlediği süreç olduğu için yeme bozukluğu olarak değerlendiriyoruz. Hemen açalım o zaman yeme bozukluğunu. Altında neler yatıyor? Ne tür dinamikler var? Farklı başlıkları var. Ama en temelinde kişinin kendi bedenine ve bedensel görünümüne göre aslında vücut ağırlığına göre kendini beden değerlendirdiği indeksi, değer mi? Algısını buna göre ölçtüğünü görüyoruz bu hastalarda. Çok fazla farklı başlıklara ayrılabiliyor. Yine anoreksiya nervoza dediğimiz durum. Bu bireyleri aslında dışarıdan fark etmek daha kolay olabiliyor. Tedavi noktasında bir bulimiya nervozaya göre daha kolay. Bulimiya nervoza da mesela kişi tıkınırcasına yeme hali dediğimiz durum aslında. Ama bunu telafi edici davranışlara yöneliyor. Ne gibi? Kusma, istifra etme, müsil ilacı kullanma, aynı şekilde çok ciddi süreler boyunca kendini aç bırakma, yine pişmanlığı getirdiği durumlar. Bu da çok genellendi. Yani mesela ben şeyi de çok tanık oluyorum. Siz de tanık oluyor musunuz? Bazı haplar var. Yani işte metabolizmayı hızlandırıcı. Artık bu çok güncel bir şey olmaya başladı. Yani kendi evet bugün çok yedim hemen bir ilaca sarılayım. Yani patolojik olarak çok destekleyici bir durum. Bir kere. Çok aslında onu bir şekilde alevlendiriyor. Yani sürecin çok daha alevli gitmesini sağlıyor. Bu mesela bulimiya nervozadan bahsedecek olursak yine telafi edici davranışların en yoğun olarak görüldüğü grup diyebiliriz. Anoreksiya nervozada telafi edici davranışlar çok fazla görülmez. Neden? Çünkü zaten kişi telafi edici bir yeme davranışına girişmediği için zaten devamlı olarak kendini aç bırakma halini gözlemliyoruz. Ölüme kadar yolu var ölüme diye biliyorum kadar, değil mi? Çok ciddi gidiyor. Bir rahatsızlık. Ve zaten çünseniyor ama. Yatış tablosunu da bayılmalarla artık aynı şekilde. Vücut dayanmıyor çünkü. Aynen. Çeşitli yine bedensel, fizyolojik rahatsızlıklarla kendini gösterebiliyor. Tedavi süreci daha kolay işliyor ama. Yani bir bulimiya nervozayı fark etmek, tespit etmek için zaten sizin onunla çok uzun zamanlar geçirmeniz gerekiyor. Yani aynı evde yaşıyorsanız fark edersiniz, fark etmemeniz imkansız. Ama dışarıda günün birkaç saatinde aslında bir arada bulunduğunuz zaman o süre zarfınca aslında çok ciddi bir yeme eylemi göstermeyebilir. Normal bir bireyle aynı davranışları sürdürür. Çok ciddi bir farklılık gözlemleyemezsiniz. Bunun için aslında teşhis anlamında tık daha zor olduğunu görebiliriz diye. Ama hep temelinde bunların da altında duygusal yoksunluk yatıyor değil mi? Bir duygu ihtiyacı yatıyor. Öyle. Yani bir ihtiyaç eksikliği, bir karşılanmamış bir belki değersizlik de hissi. Değersizlik temelinde. Hissi. Evet, temelinde. Çok ciddi bir değersizlik hissi. Ve bunun daha çok da dış görünüşünü istediği forma sokarak, istediği hale getirerek, idealize ettiği bir kişiye benzeyerek aslında çözümlenebileceği inancının çok kuvvetli olması. Ama biz bunu pekiştirebiliyoruz. Nasıl pekiştirebiliyoruz? Şöyle mesela içinde bulunduğunuz ailede aslında kız çocuğuna bakarsınız. Yine
Zayıf olmalı, güzel Zayıf olmalı. olmalı, güzel olmalı. Çok 34 beden şu çok aralar çok fazla moda. Yediği zaman mesela anne durdurur, değil Durdurur. mi? Evet. Yeter bu kadar yeme, genç kız oldun. Evet, kilo Belli bir alacaksın. yaşa kadar aslında bu şekilde yetiştirilebilir kız çocuğu. İlerleyen dönemde aslında kadınlık imajının çok daha ön plana çıktığı dönemde bu sefer yeme eylemini kendi kısıtlıyor. Bu sefer aile yedirmeye çalışıyor, kendi yemiyor. Anoreksiya, nervozaya giden tablolarda mesela bunu çok sık gözlemledim. Tabii ki çok da esasında ciddi bir rahatsızlık. Çok ciddi, evet. Bunun da altında kültürel bazı sorunlar yatıyor. Bir de hemen kısa bir soru sormak istiyorum. Çünkü programımızın sonuna geldik ama aynı zamanda bu depresyona da paralel giden bir şey değil mi? Yani kendinden, bedeninden, beden imajından bu kadar mutsuz olmak, çevre tarafından sürekli mükemmel gözükme sanki talebi varmış gibi hissetmek aynı zamanda da ciddi bir insanı zihinsel anlamda da çıkmaza sokuyor diye düşünüyorum. Peki bunun depresyonda olup olmadığını nasıl anlayacak bu kişi? Şimdi ruhsal çökkünlükle aslında bizim bir haftalık, belki 2 haftalık yaşadığımız bir duygusal çökkünlükle veya depresyon belirtisi dediğimiz uyku bozuklukları, yeme içmede çeşitli iştahta bozulmalar, çok ciddi kilo kayıpları olmadan yine ufak tefek kiloda bazı değişiklikler, sizin sosyal anlamda soyutlamanız kendinizi, depresyonun çeşitli belirtilerini göstermek sizi depresyonda yapmaz. Bunun zaten belli kriterleri var DSM'de, Doğru. öngörülen kriterler. Tanı kriterleri. Aynen öyle, tanı kriterleri. Bir ayı ilerleyen süreçlerde, bir ayı geçen sürelerde siz depresyondan şüphelenebiliyorsunuz. Eğer bir ayı daha fazla geçerse, bir aya kadar ulaştıysa şüphelendiniz. Bir ayı biraz daha geçtiğinde depresyon tanısı alabiliyor bu kişi. Ama salt olarak sadece depresyonun bulunması da şart değil. Yeme bozukluğu, anksiyöz tablolar, anksiyete bozuklukları dediğimiz kaygı bozuklukları grubu ve depresif bozukluklar olarak değerlendirdiğimiz depresyon çeşitli formları var. Çünkü kronik depresyon dediğimiz durum, Tabii, örtük depresyon, maskeli maskeli depresyon depresyon dediğimiz aynen bunları öyle. inşallah başka bir programda daha detaylı konuşuruz. Aynen Çok öyle. çeşitli Çok olduğunu. fazla karıştırılabiliyor. Genellikle eş tanının en yüksek olduğu gruplardır. Peki son olarak seyircilerimize ne söylemek istersiniz programı kapatırken? Çok keyifli bir program oldu. Çok da verimli bir program oldu. Teşekkür ederiz Ben geldiğiniz teşekkür için. ederim. Duygularımızın aslında küçümsenemeyecek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Duygular çünkü davranışlarımızı etkiliyor. Davranışlar bizim hayatımızı şekillendiriyor. En temelinde duygu yatıyor. Eğer gerçekten kötü hissediyorsak mutlaka bir profesyonelden destek alalım. Ertelemeyelim. Duygularımızı kesinlikle küçümsemeyelim diyorum. Tamam. Yani bir şey hissediyorsak, yanlış olduğunu düşünüyorsak bir an önce bir profesyonel destek almakla ilgili eylemimiz olsun. Öyle değil mi? Büyütmeden, Büyütmeden, çok daha aynen fazla öyle. kendimizi yıpratmadan, süreci çok daha kısa bir sürede bazı problemlerimizi çözeceğimizin farkında olarak Evet. ne kadar geç gidersek o sürecinde ne kadar uzayacağının bilincinde olarak en yakın profesyonel desteğe ulaşmakla ilgili bir motivasyonumuz olsun diyoruz. Buradan size çok teşekkür ediyorum Ben ben teşekkür ederim. Beyza Hanım. İnşallah başka programlarda da görüşmek üzere diyorum. Evet sevgili seyirciler, programı burada sağlıkla programını burada kapatıyoruz. Sağlıkla kalın diyorum.